Milli Birlik Günü'nde hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. ...15 Temmuz... hain darbe girişimi gecesi, dik duruşu ve ferasetiyle o gece milletine sokağa çıkın talimatı veren, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve o cümlesinden sonra sokaklara çıkarak caddeleri, meydanları dolduran aziz Türk halkına saygı ve şükranlarımı arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. O gece sizlerin de bildiği gibi 251 şehidimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve metanetler diliyorum. 2195 gazimiz oldu. Gazilerimize şifalar ve hayırlı bir ömür diliyorum. Sizlerin de bildiği gibi 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi aslında Türk milletinin ve İslam coğrafyasını kapital güçlere vermenin bir yoluydu. O gece bizler Çanakkale'de olduğu gibi o ruhla sokaklara döküldük. Millet olarak tankın, topun, tüfeğin önüne silahsız olaraktan sokaklara dökülerek silahlı darbe girişimini silahsız güçlerle durduran millet olduk. O zaman bizler ordu millettik. Kitaplarda hep Türk milleti ordu millettir. Ama o gece millet ordu oldu, sokaklara döküldü. Ve o gece 15 Temmuz bir kahramanlık destanı yazdı. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi ikinci bir sev dayatmasıydı. İşte aziz Türk milleti o darbe girişimini kabul etmedi ve bir tarih yazdı. Türk milletine, aziz Türk halkına şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim inşallah bizlerin birlik, beraberliğini, kardeşliğini daim eyler diyorum. Rabbim dışarıdan ve içeriden fitne odaklarını ülkemiz adına korur diyorum. Ve bizler de Karadeniz Ereğli'de sizlerle beraber 15 Temmuz darbe girişimi gecesi sabahlara kadar bu gördüğünüz caddede ve civarlarda kamyonlarla, arabalarla, taksilerle, ellerimizde bayraklarla yürüyerek sabaha kadar, sabahın yedisine kadar bu alanlarda arabayla ve caddelerde yürüdük. Ertesi günü burada tekrar yürüyüşler yapmadan önce o gün tüm siyasi partilerimizle birlikte, tüm sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde toplanarak darbe girişimini kabul etmediğimizi, darbelere karşı olduğumuzu bir metin yazarak halkımıza duyurduk. Buradan tüm siyasi partilerimizin başkanlarına ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına ben teşekkürü bir borç bilirim. Şehir
أَصْحَابُ الصِّرَاطِ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ Yeah.